Türk Telekom sunar. Merhaba. Türk televizyonlarında ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin nabzını tutan tek program Bağlantı Noktası'na hoş geldiniz. Bağlantı Noktası bu hafta 13. bölümüyle ekranlarınızda gelecek. Programımızın sezon finalinde çok özel bir konuğu Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım'ı ağırlayacağız. Son 8 yıldır görevine Ulaştırma Bakanı olarak devam eden Yıldırım, gazeteci Hamdi Ateş ve Selim Kuvel'in sorularını yanıtlayacak. Bakan Yıldırım, cep telefonundan internete, elektronik imzadan posta sektörüne değin son 8 yılda yaşanan gelişmeleri Bağlantı Noktası'nda paylaştı. Hep beraber izliyoruz. Bilişim sektöründe neler değişti? Yılda kaç dakika konuşuyoruz, kaç mesaj atıyoruz? 2011'de de ara bağlantı ücretinde indirim yaşanacak mı? Türkiye internet altyapısı yönüyle dünya sıralamasında nerede? Birazdan. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, cep telefonu operatörlerini yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı. Hangi operatöre hangi frekans verilecek? Ara bağlantı ücretlerinde indirim olacak mı? Birazdan. Son 8 yılda cep telefonu, sabit ve internet ücretlerinde yüzde kaç indirim sağlandı? Yeniden yapılanma çalışmaları başlayan ve şirketleşecek olan PTT, PTT Bank'la mevduat toplayabilecek mi? Tüm bu soruların cevaplarını Bakan Yıldırım veriyor. Bu haftaki söyleşi konuğumuz Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım. Sayın Yıldırım'a haberleşme ve iletişim sektörüne ilişkin sorularımız olacak. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Efendim, bu yayını arkadaşım Hamdi Ateş'le birlikte yürüteceğiz. Siz göreve geldikten bu yana bilişimde ne gibi değişiklikler oldu? Bunları kısaca bir özetleyebilir misiniz? Gayet tabii. Şöyle söyleyeyim, bilişimdeki değişikliklerin en iyi nasıl anlarız? İnsanların hayatında, günlük yaşamında ne değişti? Buna bakmak lazım. 2002'de internete nasıl giriyorduk? Şimdi internete nasıl giriyoruz? 2002'de internete girmek için evde bir telefonunuz olacaktı. O telefonu çevirecektiniz. Bir böyle gur 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 karın gurultusu gibi bir ses gelecekti. O kesildikten sonra internete şansınız varsa girecektiniz. Evet. Veya düştü diye bir şey gelecekti. Meşgule düşer gibi tıt 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 ses gelecekti. Ses gelecekti. O geldiği zaman da internete giremediğiniz anlaşılacaktı. Böyle bir Türkiye. Ama şimdi internete ADSL dediğimiz internet otobanlarıyla giriyoruz. Yani patika yollardan bilişim otoyollarına geçiş yaptı Türkiye. Cep telefonunuzdan girebiliyorsunuz. ADSL ile girebiliyorsunuz. Ve rahatlıkla da istediğiniz kadar sadece ses değil, televizyon seyredebiliyorsunuz. Görüntü indirebiliyorsunuz. Şarkıları, türküleri, filmleri indirebiliyorsunuz. Binlerce sayfa raporlar yazıp gönderebiliyorsunuz. Dünyanın bilgisini avucunuzun içinde, önünüzde görebiliyorsunuz. Değişen bu. Peki bu nasıl değişti? Değişimin arkasında ne var? Tek tek gidelim mesela. Önce sektörün büyüklüğü ne olmuş? Evet. Parasal büyüklüğü. 2002'ye göre %300 artmış. 35 milyar dolara ulaşmış 9 milyar dolardan. Peki başka ne olmuş? Yetki verilen işletmeci sayısı %350'nin üzerinde artmış. 97'den 439'a çıkmış. Başka ne olmuş? Abone sayılarında sabitte azalma var.
Evet. 18 milyondan 16 milyona gerilemiş. Ancak buna karşılık mobil dediğimiz cep telefonunda da 3 kat artış olmuş. 18 milyondan 62 milyona çıkmış. Üçüncü nesil devreye girmiş. Üçüncü nesil devreye girince ne olmuş? Gazetecilerin işleri kolaylaşmış. Evet, sizlerin, vatandaşın da işi kolaylar. Herkes gazeteci olur. Sadece gazeteciler değil, vatandaş orada bir olaya rastlıyor. Tak hemen kaydı alıyor, görüntüleri alıyor. Ondan sonra hemen televizyon kanallarına, gazetelere gönderiyor. Oradan servis para bile kazanıyor. Yani haber çeşitliliği, haber kaynağı arttı. Böyle de düşünebilirsiniz. Veya cep telefonundan giriyorsunuz, istediğiniz bilgiyi indirebiliyorsunuz. E-Devlet uygulamaları var. Oraya giriyorsunuz, askerlik tecilinizi yaptırıyorsunuz, vergi borcunuzu ödüyorsunuz. Eğer mahkemelerde görülen davanız varsa onu hallediyorsunuz. Aklınıza ne gelirse, yani 100-235 tane farklı işlemi elinizdeki telefonla yapabiliyorsunuz. Bugün 2,5 milyon vatandaşımız E-Devlet kapısına giriyor ve buradan işlem yapıyor. De her şeyden önce geniş Sayın Bakanım, yani mekandan da bağımsız hareket edebiliyorsunuz. Gece gündüz ister Afrika'dan, ister Uzak Doğu'dan, ister Amerika'dan bağlanıyorsunuz, bilgileri alıyorsunuz. Orada gece olmasının önemi yok. Evet. Veya burada gece, orada gündüz olmasının önemi yok. Geniş bantta abone sayısında muazzam bir artış var. Ne kadar biliyor musunuz? %3000'e yakın. Sıfırdan 8,5 milyona çıkmış. Bunun başka bir anlamı ne? Türkiye'de internet kullanıcı sayısı 35 milyona aşmış. Veya nüfusun %42'si, neredeyse %50'ye yakını internet kullanır hale gelmiş. Peki Avrupa ile kıyasladığınızda durum nedir bakalım? Avrupa'nın 27 tane, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi var. Bunlar içerisinde altyapı bakımından, altyapının kapasitesi bakımından Türkiye 6. sırada. Dünyada 13. sırada. Ama internetin kullanım yoğunluğu bakımından Türkiye, az önce söyledim, penetrasyon diyorlar ona, %42. Avrupa Birliği ortalaması %55. Ancak 10 Avrupa Birliği ülkesinden gerideyiz. Diğerlerinden öndeyiz. İlerideyiz. Evet. Şimdi aslında biz bakanlıkta bir söylem geliştirdik. Bu söylem yaptığımız işlerle, icraatlarla örtüşen bir söylem. Nedir? Ulaşan ve erişen Türkiye. Şimdi buna biz bir şey daha ilave ediyoruz. Bugün sizin programda ilk defa söylüyorum. Ulaşan, erişen ve konuşan Türkiye. Konuşan Türkiye niye söylüyoruz? Bakın, 2003 yılında Türkiye'de 86 milyar dakikalık görüşme yapılmış. 2010 yılında görüşme miktarı 146 milyar dakikaya ulaşmış. Gelişmeyi görüyorsunuz değil mi? SMS'te de 2004 verileri var. Daha öncesi elimizde yok. Sadece 5.7 milyar kısa mesaj gönderilmiş. Şu anda 150 milyara çıkmış. Bunda nüfusumuzun biraz genç olmasının etkisi var mı efendim? Nüfusunuz istediği kadar genç olsun. Eğer bilişim, otoyollarınız yoksa, altyapınız yoksa debelenip durur. Ne yapacak yani? Yani gönderecek mecra lazım. Tabii. Dolayısıyla altyapı lazım. Bunun yatırımlarını yaptık. Kullanan vatandaşın rahat
rahatlıkla kullanabilmesi için önündeki engelleri kalktık. Şimdi dünyada örnek bir uygulamamız var. Numara taşınabilirliği. İstediğiniz operatörle çalışın ama istediğiniz an değiştirebiliyorsunuz. Ve de çok kısa sürede. Yani öyle haftalarca sürem değil. Zannediyorum en fazla 2 saat. Ve evet. 25 milyon numarasını değiştirmiş abone var ya. 62 milyonun neredeyse 1/3'ünden fazla. Dünyada böyle bir uygulama yok. Vatandaşa böyle bir kolaylık yok. Ne zaman geldi bu sistem? 2008'in sonunda. Sonunda evet. 2 senede abonelerin 1/3'ünden fazlası numarasını değiştirmiş. Numarasını değiştirmiyor aslında. Ha, numarasını değiştirmiyor, taşıyor. Numarası aynı. A işletmecisi yerine B işletmecisine geçmiş. Memnun kalmamış. Ama numaram, kardeşim her seferinde ben bir numara alıp onu ezberlemek zorunda değilim. Ben uğurlu numaram var. O numara benden devam edecek diyorsunuz mesela. Sayın Bakın, bu özellikle mobil iletişimde cep telefonu sektöründeki evet. abone sayısının artışında evet. ve konuşma sürelerinin artışında fiyatların indirilmiş olması, fiyatlardaki indirimin büyük bir etkisi var. Evet. Göreve geldiğinizden bu yana bu fiyatlarda nasıl bir değişim oldu? Özellikle ara bağlantı ücretleri bundan sonra da düşmeye devam edecek. Şimdi şöyle söyleyeyim. 2004'ten önce zaten böyle bir şansınız yok. Tekel var. Telekom tekeli var. Sabitte hiçbir şansınız yok. Mobilde de istenen bir rekabet oluşmamış. Asıl 2004'ten sonra başlıyor. Bir yandan tabii altyapıyı güçlendirdik. Geniş bant indi, altyapısını güçlendirdik. 3. nesil lisanslarını verdik. Diğer yandan da rekabeti sağlayacak serbestleşmeyi yaptık. Yani Türk Telekom tekel haklarını kaybetti. Tam rekabet başladı. Ve ondan sonra zaten Türkiye'de bilişimin değişimi, bilişimin gelişmesi çok büyük bir hızla oluşmaya başladı. Ve bu arada 2005 ile 2010 arasında muazzam bir düzenleme yapıldı. Nedir? Elektronik hizmet sağlayan, sertifika veren düzenlemeyi yaptık. Bunun kanunu çıkardık. Eğer bu olmasa para transferleri, efendim vergi dairelerinden, Mernis projesinden, PTT'den, oradan buradan iş yaparken vatandaş şifre alıyor. Evet. Elektronik sertifika alıyor. Hem kurumlar hem vatandaşlar. Bu kanun olmasaydı, bu altyapıyı yapmasaydık, bu yetkilendirmeyi yapmasaydık bunlar olmayacak. Mümkün değildi. Böyle bir düzenleme. Başka ne yaptık? Uzak mesafe sadece Telekom'daydı. Birçok yeni şirket çıktı. Herkes kendisi önüne bir iki numara daha koyarak abone yapabiliyor. Alternatifler çoğaldı. Yani sadece bir işletmeciye tabi olmaktan vatandaş kurtuldu. Otomatik ve fiyatlar da aşağı doğru çekilmeye başlıyor. Oraya geliyorum. Evet. Bütün bunlardan birlikte mesela memleketin doğusunda, batısında hizmetin maliyetiyle getirisi aynı değil. Herkes İstanbul'da hizmeti vermek istiyor. Telekom tekelken talimat veriyorsun. Kardeşim İstanbul'a şunu yapacaksın. Hakkari'ye de bunu yapacaksın. Bunu yapacaksın. Şimdi öyle bir şey diyemiyorsun. Ne yapacağız? Evrensel hizmet kanunu çıkardık. Ona göre diyoruz ki kardeşim sen git Hakkari'ye şu işi yap. Para kazanamıyorsan ne kadar zarar ediyorsan zararını ben vereceğim. Ha, ilk yapım maliyetini de vereceğim. Bu da işte vatandaşın doğusta, batıda, kuzeyde, güneyde, nerede yaşarsa yaşasın devlet hizmetinden, kamu hizmetinden eşit yararlanmasını esasını getirdik. Yani sayısal uçurumu ortadan kaldırdık. Türkiye'nin her tarafında iletişim otoyolları var. Evet. Hem Hakkari'de, hem İstanbul'da, hem Edirne'de, hem Hatay'da. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, cep telefonu operatörlerini yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı.
hangi operatöre hangi frekans verilecek? Ara bağlantı ücretlerinde indirim olacak mı? Birazdan. Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım'la olan söyleşimiz kaldığı yerden devam ediyor. İzliyoruz. Bu cep telefonlarının frekans bantlarında yeni düzenlemeler yaptık. Onların kapasite sorunları vardı. Bu sorunları çözdük. Kat band dediğimiz ara 900 bandında tahsisler yaptık. Ama bununla da yetinmedik. Şimdi bir şey daha getiriyoruz. 3G. Teknolojisinin altyapısını bilhassa Anadolu'ya daha fazla yaygınlaştırmak için örneğin Avea 1800 bandını kullanıyor. Efendim Vodafone ve Turkcell 900 bandını kullanıyor. Hı hı, şimdi 900 bandı olanlara 1800 frekansı vereceğiz. 1800'den de 900 olmayana da 900 vereceğiz. Ne kadar dolayısıyla yer var orada. Efendim? Ne kadarlık bir yer var yer orada? Yer problemi yok. Bir tane elimizde şey var. Kullanılmayan 1900, 1800 var. Dolayısıyla onu 1800'ü olup 900'ü olmayanlara, öbürü efendim 900'ü olup 1800'ü olmayanlar arasında taksim edeceğiz. Dolayısıyla herkesin işi kolaylaşacak. Şöyle bir şey. Frekansın değeri diyelim yukarıya doğru çıktıkça yatırım miktarı artıyor. Kapsama alanı zorlaşıyor. Yani 3000 megahertz ile 300'ü kıyasladığın zaman 300'ün kapsama alanı çok daha geniş, daha kaliteli, evet. Rafine frekans. Ama 3000 için dünya kadar, onun 10 katı kadar yatırım yapman gerekir. De, bu da efendim. Sayın Bakanım, bir de Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun 2011 iş planında 800 bandının da mobil iletişimde kullanılması diye bir madde var. Bu ha, o şey, o şu, şimdi sayısal televizyon yayınlarına geçince analog 400 ile 800 arasının tamamını işgal ediyor. Halbuki onlar 400 ile 600 arasında bu işi görebilecekler. 600-800 arası da boşa çıkıyor. Onu da işte evrensel hizmetin gerektirdiği mobil haberleşmeye başka alanlara kullanma imkanı var. Yani o daha verimli kullanılıyor. 2011'de başlayacak ama belki 2015'e kadar sürecek bir çalışmadır. Sayın Bakanım, bir de bilişim sektöründe ciddi bir büyümeden bahsettiniz ama evet. Geçtiğimiz günlerde de özellikle çeşitli sosyal paylaşım siteleri, anlık mesajlaşmalar için daha çok kullanıldığını, bunu da bir herhalde sistem olarak söylediniz. Lak yapıyoruz gibi bir ifade kullandınız. Hayır, üretimle alakalı bir... Ya Facebook ve MSN paylaşım sitelerini Türkiye birinde dünyada ikinci, birinde birinci kullanan, kullanıcı sayısı bakımından. Ben buna dikkat çektim ve şunu dedim. Dedim ki yani lak da lazım, itirazımız yok ama bu interneti biraz daha üretime yönelik kullanalım. Daha fazla kullanalım. Dediğim bu. Yani burada yanlış anlaşılmasın, düzelteyim. Kimsenin birbiriyle muhabbet etmesi, arkadaşlık kurmasına falan karşı değiliz ama internet bundan ibaret değil. Bilgi üretiminde yani biraz bilgi eksiyiz. Üretme, bilgiye sahip olma, bilgiyi paylaşma, bilgi üzerinden para kazanma, birçok işi yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelen her işi internet üzerinden yapabilirsiniz. Katma değerli hizmetlerin miktarını arttırmaya yönelik söyledim. Şimdi sabit telefon hizmetleri malum 2009'dan itibaren şehir içi de trafiğe açıldı. Evet. Serbestleşmeye. Serbestleşmeye. 3G çok hızlı büyüyor. Hı hı. Ara bağlantı ücretleri. Yani şimdi telefon ücretlerinde vergilerin yüksekliğine rağmen internet ücretlerinde
böyle %60, %70 indirim nasıl oldu? Araba bağlantı düşürdük, rekabet ortamını sağladık, alternatifleri çoğalttık. Bugün vatandaş konuşuyor. Konuşan Türkiye var. Efendim, indirimler, mobil araba bağlantıda da aynı şekilde indirimler ta 15.6'dan başlamış. Şu anda efendim 3 kuruşlar seviyesinde. Tarifelerde kontör uygulamasından kuruş uygulamasına geçtik. Geçelim. Millet ne harcadı, ne kadar kaldı takip ediyor. Öyle bir kontürlerde hesap yapamıyor. Milletin feleği şaşıyor. Evet. Fatura geliyor. Ha, şu kadar kontür. Ne kadar gitti? Fatura gelince şafak söküyor. Onun için burada da güzel, vatandaşa uygun bir düzenleme yaptık. Ara bağlantı ücretlerinde efendim? 2011'de de bir indirim olacak mı? Devam yok, 2011'de mi? Biraz 2010'da kantarın topuzunu fazla kaçırdım. Şimdi 2011 aynı kalıyor. Yoksa iflas edecekler. Adamlar iflas ederse nasıl hizmet versinler? Değil mi? Onları da düşünmemiz lazım. Sektörde düşünmek yetkilendirme usullerini çok basitleştirdik. Şimdi öyle bir sürü evrak, bir sürü yokuş yok. Hemen geliyorsun, ne iş yapacaksın, bildirimde bulunuyorsun veya internet üzerinden yapıyorsun. Şimdi artık ADSL abonesi olmak için illa gidip telefon abonesi olmak mecburiyeti de yok. O da kalktı. Efendim, tüketici hakları yönetmeliği çıktı. Çağrı merkezlerinin işte çağrıları, karşılama süresi, hizmet kalitesi bilmem ne, bir sürü mevzular var. Bunlara da çeki düzen verdik. Ciddi bir sektör oluyor çağrı merkezi artık. Sadece orada... Yani Anadolu'da genç işsizliğe fevkalade önemli çözümüne önemli katkılar sağlıyor. Evet. Çağrı merkezleriyle ilgili sadece telekomünikasyon sektörüne yönelik bir düzenleme yapıldı. Örneğin bankacılık, sigortacılık ve benzeri pek çok sektörde çağrı merkezleriyle ilgili sorunlar devam ediyor. Buna yönelik bir çalışma arkadaşlar, yani biz BTK'yı kastediyorum. Biz bu konuda yetkili değiliz diyor ama ben o kanaatte değilim. Pekala her alanda düzenleme yapabilirler. Çünkü bu bir iletişimdir. İletişimin düzenleyicisi kim? BTK. Onun için sorun olmaması lazım. Asıl olan iletişimdir. Dolayısıyla bu düzenlemeyi yapmaları gerekir ve bu konuda konuştuk, yapacaklar. İnternet servis sağlayıcılarının birinden diğerine geçtiğiniz zaman eskiden hizmet kesintisi çok uzun oluyordu. Şu anda maksimum 2 saat olabiliyor. Bu bilgilerin bir yerde depolanması, istiflenmesi işi çok pahalıydı. %60 indirim yapıldı. Hollanda'da, başka ülkelerde hosting dedikleri şey yapılıyordu. Onu içeride yapmak için böyle bir çalışma yapıldı. Sektörde hizmet kalite yönetmeliği çıktı. Ve önümüzde de daha bir sürü konular var. Acil güvenlik haberleşme sistemi, paylaşımlı o fiyakalı antenler, salkım saçak, çelik konstrüksiyon, elektrik direkleri gibi, onları kaldırıp yerine daha güzel mimarisi olan antenler konacak. Cep telefonlarının kapsam alanlarına yönelik, özellikle köylerde iyileştirmeye yönelik bir evrensel hizmetten çalışma yapacağız. İnternet alan adlarını yakında, bu sene içerisinde BTK devralacak. Bir üniversitemizdeydi. Efendim, IP6 diye, yani internet alan kodlarının yeni sistemini de Türkiye'de gerçekleştirmek için adım attık. Bu çok önemli bir şey. Efendim, siz burada IP dediniz. Evet? Normalde IP demiyorlar. Siz IP dediniz. IP yani Türkçe, ben konuşmayı seviyorum. Evet. Yani, IP de diyebilirsin de. Evet, ama demediniz. Yani bize, yani bize açmaz. Biz Türkçe nasıl okunuyorsa öyle okuyalım. Bize ait olmayan şeyleri başkalarının okuduğu gibi okumak mecburiyetindeyiz. Keşke bilsek de
yapabilsek de bütün bu kelimelere, kısaltmalara Türkçe karşılık bulabilsek. Doğru olan bu. Kültürümüzü, dilimizi, kimliğimizi yaşatmamız lazım. Geleceğe de taşımamız lazım. Bunun için ben biraz titizim bu konuda. Ama bilişim alanı da maalesef böyle yabancı buluşların, yabancı kelimelerin çok olduğu bir alan. Burada da işimiz o kadar kolay olmuyor. Son 8 yılda cep telefonu sabit ve internet ücretlerinde yüzde kaç indirim sağlandı? Yeniden yapılanma çalışmaları başlayan ve şirketleşecek olan PTT, PTT Bank'la mevduat toplayabilecek mi? Tüm bu soruların cevaplarını Bakan Yıldırım veriyor. Efendim, 2002 ile 2010'u karşılaştırırsak şöyle, internet kullanım ücretinde, mobilde, sabitte ne kadarlık bir indirim sağlandı bu son 8 yıl içerisinde? Şimdi tabii sabit bir oran vermek çok sağlıklı olmaz. Yani çünkü internet için oranlar farklı, sabit telefon için farklı, mobil için farklı. Dolayısıyla genel bir değerlendirme yaparsak, vergilerde çok fazla değişiklik olmamasına rağmen, sadece internette malum bir özel iletişim vergisini %5'e çektik. Oradan bir iyileşme oldu. Ama genel anlamda %80 civarında ücretlerde, konuşma ücretlerinde bir ucuzlama oldu. Bunu zaten hele telefon hizmeti veren, mobil hizmet veren işletmecilerin kampanyalarına bakarsanız onlarca, yüzlerce kampanya var. Takibi bile imkansız. Çok zor, evet. Herkes bize gelin, biz daha ucuzuz diye reklam yapıyor. Vatandaş bakıyor, hangisi işine geliyorsa ona geçiş yapıyor. Efendim şu kadar kontür alırsan bu kadar bedava, yok yanında şunu da veriyoruz, bunu da veriyoruz diyor. Eskiden bunlar duymak mümkün değil. Değil, evet. Burnundan kıl aldırmıyor. Gel kardeşim, ister abone ol, ister olma. Öyle mi? Öyle. Şimdi dolayısıyla vatandaş nasıl çıkıyor eğer pahalı olsa? Konuşma miktarı 50 milyon milyar dakikalardan 150 milyar dakikalara nasıl çıkacak? Mesaj trafiği 5 milyardan 150 milyar SMS'e nasıl çıkacak? Yani vatandaşın konuşma süresi yukarı doğru çıkarken ödediği ücret aşağı doğru iniyor. Tabii, yani eğer pahalı olsa bunların hiçbirini yapmamış. Adam böyle konuşmak için, şimdi eskiden telefonla konuşurken çocuk, efendim, anası babası başında dikiliyor. Yeter kapat, çok yazıyor veya kendi telefonundan arıyorken karşı tarafta fazla konuşuyorsa ya kapat çok yazıyor diye ben ikaz ediyordu. Şimdi öyle değil, paso konuşuyor millet, yani konuşacak. Onun için ulaşan, erişen, konuşan Türkiye diyoruz. Karayollarında, bölünmüş yollarda, hava yolunda Selim Bey, yaptığımız işler gözüküyor. Evet. Ama bilişimde yaptığımız işler gözükmüyor, yaşanıyor. İnsanlar erişebildiği zaman, telefonları çektiği zaman, internette rahat girebildiği zaman, rahat rahat müzikti, efendim filmdi, indirdiği zaman, e-devletten hizmetleri aldığı zaman, başka bir ülkeden her türlü bilgiye erişip anında olayları takip ettiği zaman, demek ki bilişim otoyolları hazır, kapasitesi yüksek. Ama erişemezsen o zaman işte düşünmek lazım. Sayın Bakanım, e-devlet uygulamalarından bahsettiniz. Yurt dışına, evet, da çeşitli destekler, komşu, evet, ülkelere destek verdiğini söylediniz. Türkiye'deki e-devlet uygulamalarından memnun musunuz geldiği nokta? Şimdi tabii o memnuniyeti vatandaştan almak lazım. Çok daha bu konuda çok yeniyiz. 2009'dan itibaren başladı. Evet. Orada da maalesef geç kalınmış bir alan. Sayın Bakanım, bir de, evet,
uydularımız var. Tabii siz bu altyapılardan bahsettiniz. Bilişim altyapıları, bilişim otobanları. Bir de bunun uzay bölümü var. Tabii. Yeni uyduların yapılmasıyla ilgili projeler var. Yerli uydu da ondan sonra gelecek. Mevcut uydular %92-93 mertebesinde dolu. Çok yakında kapasite sorunu yaşayacağız. Onun için iki tane uydu alımı yapıyor TÜRKSAT. Bugünlerde herhalde karar verecek. Ama bununla da yetinmiyor. Yerli uydu yapımı için düğmeye bastık. TAI ile beraber bir ortaklık kuruldu. Bir tane gözlem uydusu bu senenin ortalarında yörüngeye gönderilecek yerli. Göktürk bir uydusu. Hayır, o teknik üniversiteye TÜRKSAT sipariş verdi. Küçük, düşük, alçak yörüngede uçacak. Futbol topu büyüklüğünde. Evet, 30 santim büyüklüğünde. Şey ise Göktürk başka bir şey. Göktürk gözlem uydusu. Bu savunma sanayinin şeyle beraber yaptığı, İtalyanlarla beraber yaptığı bir proje. Ama onun devamında da yerli uydu yapımı için TÜRKSAT, TAI birlikte çalışıyor. Proje grubu oluşturdular. Uydu mükemmeliyet merkezi, yani imalatının, entegrasyonunun yapılacağı bir tesis de yapıyorlar. Böylece hedef 2015'ten sonra kendi uydumuzu da burada yapıp fırlatma rampalarıyla vesaire yörüngeye gönderilmesini sağlamak. Sayın Bakan, bir de bilişim sektörünün bir tarafı da posta. Posta. Posta sektörümüz posta var. Posta aslında bilişim sektörü içinde çok yer almıyor ama eskiden PDD deyince her şey akla geliyordu. Bilişim sektörünün bilişim doğduğu kurum olduğu sektörü için boynuz kulağa geçti. PDD biraz şey kaldı, yani klasik mektup gönderilen bir yer haline dönüştü. Orada da PDD tabii zor günler geçirdi. Bunun dikkate alarak orada da bir değişim dönüşüm süreci başlattık. 2004'te PTT Bank'ı devreye soktuk. Evet. Böylece zarar etme noktasına gelen PTT'yi kurtardık. Kar eder. Hatta hizmet alanlarını, mekanlarını gayet modern bir şekilde yeniledi. Karını arttırdı. Efendime söyleyeyim. Geçen yıl hizmet, 250 milyar TL kar etti. 250 milyon. Milyon. Bugüne kadar 500 trilyonun üzerinde yatırım yaptık. Bütün binalarının çoğunu yeniledim. 4200 civarında noktada Türkiye'de PDD hizmet yapıyor. Yani PDD'nin 3 tane yaptığı iş var şu anda. Bir tanesi banka, PTT Bank hizmetleri. Aşağı yukarı 200'e yakın işlem yapıyor. Aklınıza gelen birçok parasal hizmetleri yapıyor. Ayrıca posta dediğimiz normal gönderiler. İşte mektuptu, havaleydi, şuydu, buydu, tebligattı. Ayrıca bir de kargo işi yapıyor. Yeni girdiler. Orada da çok iyi gidiyorlar, hızlı gidiyorlar. Amaç PTT'yi yük olmaktan çıkarıp vatandaşa hizmet eden, hizmet çeşitliliğini arttıran, alanını genişleten, tekrar o güzel şaşalı günlere geri döndürmek. Bunu da başardı PTT. Ya çok güzel bir noktaya geldi. Nereden anlıyoruz? Eskiden bir ayda PTT 2 milyon işlem yapıyordu. Şu anda 24-25 milyona çıktı. Yani vatandaş yavaş yavaş PTT ile arasındaki soğukluk, mesafe kalktı, daha sıcak ilişki kurmaya başladı. Hizmet mekanları, bilmiyorum, son zamanlarda gittiniz mi? Gayet modern sıramatikler var. Sırasını alıyor vatandaş. Ondan sonra o sıraya göre memur çağırıyor, hizmeti görüyor. Bu şekilde çağdaş bir hizmeti, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir çalışmayı PTT gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bir avantajı var PTT şubelerinin. Gittiğiniz zaman bütün faturalarınızı
ödeyip çıkabiliyorsun. Tabii. Her kurumda bunu yapamıyorsun. Her tabii. bankada bunu doğru, yapamıyorsun. Doğru, ben o tarafını düşünmedim. Yani bütün hizmetler aynı anda aynı yerde yaptığınız zaman zaman tasarrufu sağlıyorsunuz. Şu A faturası bankada, B faturası şunda, bunda. 3 saat, 5 saat oraları dolaşmanız lazım. Şimdi artık internet üzerinden bile yapıyorsunuz birçok evet. ödemeler. PTT'nin yaptığı iş ve hizmetleri düşündüğümüz zaman buradaki rekabet açısından, yapısında, mevzuatında ya da durumunda bir değişiklik yapılması gerekiyor mu rekabet? Bir yasal düzenleme yapıyoruz. Yani PTT'nin yeniden yapılanmasıyla ilgili ama bu özelleştirme anlamına gelmiyor. Personelini daha rahat alabilecek, hizmet alanlarını daha rahat genişletebilecek. Yani kamunun müdahale etkilerini asgariye indiren, piyasadaki rakipleriyle eşit şartlarda çalışabilen bir yapıya dönüştürüyoruz. Bu yapıya ihtiyacı var. Burada tabii PTT kar ediyor, hizmet sahalarını genişletmek istiyor, daha fazla personel almak istiyor veya hizmet alımı şeklinde iş yapmak istiyor. Ama tabii kamunun kısıtlamaları olduğu için bunları kolay yapamıyor. İzin almada çok zaman kaybediyor. Rakiplerine göre doğrusu sıkıntı çekiyordu. Bunları düzeltecek piyasal düzenlemeye gidiyoruz. Efendim, evet. Son olarak PTT Bank'la PTT ile ilgili olarak PTT evet. Bank'ın ileride bir mevduat toplama durumu olabilir. Bu da düşünülebilir ama tabii bu biliyorsunuz BDDK bankacılık mevzuatıyla ilgili biraz. Şu anda böyle bir çalışmamız yok ama böyle bir altyapısı PTT'nin var. Yani böyle bir hak verildiği zaman PTT Türkiye'nin en büyük bankası olur bir anda. Neden? Çünkü 4200 civarında noktada şubesi var. PTT var. PTT var. Hiçbir bankanın bu kadar yaygın şubesi yok. Evet. Kaldı ki PTT aslında 2000-2001 krizinden sonra kapanan bankaların yerine de geçti. Evet. Bine yakın yerleşim yerinde sadece PTT var parasal işlemleri yapan ilçe belde olarak. Böyle de bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Efendim programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Bu sizin vesilenizle bugün bağlantı noktasında vatandaşlarımızla Türkiye'deki bilişim, posta hizmetleri, uydu ve uzay hizmetleriyle ilgili ne gibi gelişmeler oldu son 8 yılda. Bunları anlatma bir kısmen fırsatı bulduk. Ben de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte yepyeni ve dopdolu bir bağlantı noktasında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Telekom sundu.